Merhabalar değerli arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Yine bir iki hafta aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugünkü konum zaman yönetimi. Yani bu konuyu da şöyle, arkadaş çevremden bana çok sık soruyorlar. Yani Tülay arkadaşım diyorlar, hem bir ailem var, ilgilenmen gereken bir evim var, yoğun bir iş ortamındasın, bu kadar yazı yazıyorsun, 3 tane kitabım var. Yani bu kadar şeye nasıl zaman buluyorsun ve nasıl idare ediyorsun? Gerçekten merak konumuz. Yani biz en ufak bir şeyi bile yetiştirmekte zorlanırken sen bu kadar şeye nasıl yetişiyorsun? O yüzden konum zaman yönetimi olarak belirledim ben. Tabii bununla ilişkin iş hayatına ait, aile hayatına ait bir sürü teknik var, yöntem var. Hani ben bunların bilimsel verilerin dışında sadece kendi yaptıklarımı, yani nasıl böyle sistemi uyguluyorum, nasıl düzene sokuyorum, onunla ilişkin görüşlerimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Sizlere önereceğim en önemli şey zaman yönetimi açısından, hani hiçbir şey yetişmiyoruz ya, yani çağımız o kadar büyük bir hız çağı ki ve hepimiz o kadar meşgulüz ki ve bu meşgulüz, vaktim yok, başımı kaşıyacak vaktim yok demeye de aslında o kadar hoşumuza giden bir cümle ki sırf bunun için bile vaktimizi çeşitli uğraşlarla dolduran bir yapımız var, düşünce tarzımız var. Çünkü herkes öyle davranıyor. Herkes öyle davrandığı için de biz biraz geride kalsak, yavaşlasak sanki hiçbir şey yetişemeyecekmişiz gibi, sanki sistem dışında kalıyormuşuz gibi hissediyoruz. O yüzden hani bazı zamanlarımızı çoğunlukla da çok gereksiz şeylerle dolduruyoruz ve bu da bizim yapmamız gereken birçok şeye engel oluyor. Yapmak istediğimiz birçok güzel şey var, birçok merakımız var, belki çocukluktan getirilmiş olduğunuz hayalleriniz var ama sırf bu alışkanlık yüzünden birçok şeye vakit bulamadığımızdan bunları biz sandıklarımıza kaldırıyoruz ve bir daha da dönüp yüzüne bakmıyoruz. En önemlisi şey alışkanlıklarınızı gözden geçirmek. Alışkanlıklarınız ne? Sizin zamanınızı yiyen tavırlarınız ne? Davranışlarınız ne? Nasıl bağımlılıklarınız var? Ve nasıl bir alışkanlığı hayatınızın içine yerleştiriyorsunuz? Bir onları gözden geçirmeniz gerekiyor. Çünkü alışkanlıklar öyle bir şey ki yani bütün hayatınız boyunca sizinle beraber gelen bir şey. Yani çocukluktan oluşturmuşsunuzdur. Ve doğruluğunu, yanlışlığını hiçbir şekilde sorgulamadan bu yaşlarınıza kadar getirmişsinizdir. Ve onlar büyük bir zaman öğütücüsüdür. Yani farkında olmadan. Mesela geç kalkmak. Yani ben şu an yani bir 6'yı geçirdiğimi hatırlamıyorum. Yani saat 6'yı hafta sonları da dahil. İşe giderken özellikle hafta işleri 5.30'u geçirmemeye çalışıyorum. Çünkü kendime 1 saat zaman ayırmam çok çok önemli. Yani o 1 saatte inanılmaz şeyler yapıyorum. Hani bazen kitabımı okuyorum. Özellikle dergilerim var benim, düzenli takip ettiğim edebiyat dergileri, tarih ve gezi dergileri. Onları sabahın 6'sından 7'ye kadar bunları okuma fırsatım oluyor. Ve o dinç kafayla okuduğum için de kalıcı bilgiler kalıyor. Ve ben bunları sonraki yazılarımda, konuşmalarımda kullanma fırsatım oluyor. Yani öncelikle bunu gözden geçirmeniz gerekiyor. Yani alışkanlıklar öyle bir şey ki yani sizi bir şekilde bir bataklığa çeken bir davranış şekli. Siz onu değiştirmeye çalıştıkça o asla sizden vazgeçmiyor. Ayaklarınıza yapışıyor, hayatınıza yapışıyor ve ondan vazgeçmemeniz için elinizden gelen her şeyi yapıyor. Yani bir nevi sisli köprü gibi. Siz ne zaman bu alışkanlığınızdan vazgeçmek isterseniz o sisli köprüyü görüyorsunuz. O köprünün ayağına kadar gidiyorsunuz, karşıya bakıyorsunuz ve köprü o kadar sis içinde ki ve karşıda o kadar belirsizlik var ki siz korkarak arkanızı dönüp tekrar eski alışkanlıklarınıza dönüyorsunuz. Ama bu öyle bir şey ki yani alışkanlık tekrar başa döndükçe size hiçbir şey katmıyor ve ruhunuzdan çalıyor, zamanınızdan çalıyor. Ve o yüzden ilk önce yapmanız gereken şey alışkanlıklarınız. Yani bu alışkanlık sadece tavır değil, bazen bir insan bağımlılığı da olabiliyor, insan alışkanlığı da olabiliyor. Yani kafanız nelerle meşgul, kimlere vakit harcıyorsunuz veya kim sizin zihninizi meşgul ediyor? İlk önce onların bir listesini çıkarmanız lazım. Yani o listeyi çıkardıktan sonra da acaba hangisinden vazgeçilebilir? Onları tek tek bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Tabii o 5 dakikada veya 2 günde, 1 haftada yapılabilecek bir şey değil alışkanlıklardan vazgeçmek. Çünkü siz bir ömür boyunu taşımışsınızdır, artık kemikleşmiştir. Yani böyle bir davranışı değiştirmek de bazen neredeyse uzun zaman alır. Yani çoğu insanın daha derin, daha ağır bağımlılıkları var. Bunlar da tedavilerle geçirilen bağımlılıklar diyebilirim. Yani temizlik alışkanlığı, alkol alışkanlığı, sigara, madde bağımlılığı. Bunlar tabii çok çok daha ileri vakalar. Yani ben sadece günlük hayatınızdaki nelere alışkanlığınız ve neler vaktinizi alıyor bunların bir listesini çıkarırsanız sizin zaten o zaman öğütücü şeyleri bulmanız çok çok mümkün. Yani siz kendinizi biliyorsunuzdur. Yani burada önemli olan yer değiştirmek. Yani zaman nedir? Yani hepimiz için göreceli bir şeydir.
24 saate bölünmüştür. Yani zaman kimi zaman tedavi edicidir, kimi zaman hırpalayıcıdır, kimi zaman acı vericidir, kimi zaman huzur vericidir. Yani hepimize göre farklı akar ve biz bunlara ne kadar vakit ayırıyoruz? Yani bu geçmişimizden getirdiğimiz anılarımız, yani ne kadar şu anki zamanımızı alıyor? Yani bunları tek tek irdelemek gerekiyor. Tabi bu da biraz kendi içinize dönüp dürüstçe ama yani kendinizi eleştiren gözlerle bakmanızı gerektiriyor. Yani burada ilk yapmanız şey alışkanlıklarınızı gözden geçirmek. Pasif uğraştığınız şeyler var. Televizyon izlemek, telefonla konuşmak, sosyal medyayı takip etmek. Bunlar son derece yani pasif aktiviteler ama çok vaktimizi alan şeyler. Yani bazen bir telefonu elimize alıyoruz, bir bakıyorsunuz 2-3 saat geçmiş. Bir televizyon karşısına oturuyorsunuz, diziler özellikle. Her bir dizi 3 saat, haftada 3 tane diziniz olsa 9 saat, aya vurduğunuzda da 36 saat. Yani neredeyse 2 gününüzü siz pasif bir şekilde oturarak ve sadece televizyonla geçiriyorsunuz demektir. Yani rakamsal olarak bunu ele aldığınızda ne kadar korkunç bir rakam olduğunu kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Yani bununla neler yapılabilir? 2 günde neler yapılabilir? Yani bazen 10 dakika bile o kadar büyük bir şey ki. Yani ben bir pasajı okumam, bir pasajı not almam bazen 10-15 dakikayı alıyor, onu sindirmem. Hatta bu konuşmaları yapmak bazen 15 dakika ama bana o kadar uzun geliyor ki izlerken. Yani hatta koştur konuştuğumu fark ediyorum. Demek ki çok uzun zaman alan uğraşlar bunlar ve vakit çok değerli. Yani aslında bize yok gibi geliyor ama bir dakikanın bile önemi çok fazla. O yüzden bu önemi göz önüne alarak yaptığınız her şeyi, yani elinizdeki telefondan izlediğiniz televizyona kadar, konuştuğunuz insanlara kadar, telefon sohbetlerinize kadar bunları tek tek irdelerseniz, yani hangisinin vaktinizi çaldığını çok kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Çoğumuz büyük şehirlerde yaşıyoruz, yani diğer bir madde. Yani çoğumuzun da yolda geçiyor vakti. Yani ben 24 yılı Ankara'da çalıştım. Bunun 7 yılı Gaziantep'teydi. 24 yılı da Ankara'da çalıştım. Ve evimle iş yeri çok uzaktı. Servise gelip gidiyordum ve 1,5 saat gibi bir süre gidişi, dönüşü de aynı şekilde. 3 saat yani çok büyük bir rakam. Ve ben bütün kitaplarımı neredeyse o yollarda okumuşumdur. Yazılarımın başlıklarını o yollarda atmışımdır. Elimde bir defter, çantamda bir defter, kulaklığımı takar. Ve sabahın o dingin saatlerinde en güzel yazılarımı ve kitapları daha sakin kafayla okumuşumdur. Yani bir rakam çıkarsam herhalde şu ana kadar okuduğum kitapların yarısını ben bu yollarda okumuşumdur. Yani çoğumuzun tabii yani işe özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde, diğer kentler de aynı şekilde. Yani bu vakitleri çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Yani bunu nasıl, yani o saatlerde bazen canımız da istemeyebiliyor. Yani uykudan kalkmışızdır, apar topar çıkmışızdır. Ben bunun için hani erken kalkmanızı öneriyorum. Yani biraz erken kalkarsanız yani koştur bir zaman harcamanıza gerek kalmaz. Her şeye vakit bulursunuz. Bir akşam önceden çantanızı hazırlarsınız. Ben yani kahvaltımı, çantamı bir akşam önceden hazırlıyorum. Yani ütülenecek hiçbir şey bırakmıyorum. Yani sabah sadece giymek kalıyor. Ve o da çok uzun bir zamanımı almıyor. Ve bir saat gibi bir süre kaldığında da yani kafam dingin bir şekilde, daha moralli bir şekilde yola çıkma imkanım oluyor ve servise oturduğumda da ben tamamen kitap okumaya, yazı yazmaya hazır bir halde kendimi hissediyorum. Yani o yüzden stres çok önemli. Yani sabah çıkmadan önce iki ayağınızı pabuca girip çıktığınız zaman aklınız bazen evde bir şey unutuyorsunuz, geri dönüyorsunuz. Yani o yüzden planlı, programlı bir şekilde bunlar önceden hazırlanırsa yani o yollarda da konsantre olmaya hiçbir şey engel olamaz. Tabii araç kullanıyorsanız, yani araç kullanırken de kitap okuma gibi bir şeyimiz zaten olamaz değil mi? Onun için sesli kasetler, Storytel diye şu an yeni bir uygulama var, telefonunuzu indirebilirsiniz. Çok ünlü tiyatrocularımızın seslendirdiği, okuduğu, mesela şu an Selçuk Yöntem'i biliyorum, Kumarbaz, Dostoyevski'nin Kumarbaz adlı kitabını seslendiriyor. Bunları dinleyerek de gidebilirsiniz. Yani onu dinlemek bile, yani o dünyaya girmek bile sonradan okumak için sizin moralinizi yükseltecektir. Yani daha moralli olacaksınız ve eve geldiğinizde belki o kitabı tekrar yeniden okumak isteyeceksiniz. Ve o vakti de, trafikte, sağdaki arabaya, soldaki arabaya bakıp sinirlenerek geçirmeyeceksiniz. Daha moralli, daha iyi bir şekilde geçireceksiniz. Yani o yüzden o yolları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Yani büyük şehirlerde yaşıyorsanız, yani diğer küçük şehirlerde daha kolay tabii geliş gidişler ama onları da öğlen saatler olur, sabah saatler olur, evden çıkmadan önceki saatler olur. Yani bunu değerlendirmek, yani kafanızı eğer yoğunlaştırırsanız, yani buna siz direkt olarak ben buna başlayacağım derseniz gerçekten bulunmayacak bir zaman yok. Yani böyle her şey bahane, yani zamanım yok demek gibi bir bahane, çok büyük bir bahane var. Yani zaman var, yani ben bile boşa geçirdiğim çok zaman var, bunu görüyorum. Yani geldiğim zaman, hani eve geldiğim zaman hani ne yaptım dediğim zamanlar oluyor. Tabii bu %100 her dakikamı zaman yönetimine geçirmiyorum. Önemli işlerde, bir kitaba başladığım zaman, bir projeye başladığım zaman, özellikle iş hayatımda
Yani önden her şeyi temizleyerek gidiyorum ki kafamı meşgul etmesin. Yani her şeyi netleştirerek gidiyorum ki zamanımı fazla almasın. Tabii uzun yıllar bu alışkanlığa döndüğü zaman yani çok fazla zorlanmıyorsunuz. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Beyniniz ona göre hazırlanıyor. Çünkü düşüncelerimiz ve beynimiz o kadar güçlü ki. Yani siz komutu verin yeter. Yani içine girdiğiniz zaman düşündüğünüzden çok daha kolay olduğunu göreceksiniz. Yani siz zahmetsizliğe programlandığınız sürece her şey size zor gelecek. Ama zahmetsiz hiçbir şeyin kıymeti yok. Bunu her zaman söylüyorum ama zahmet bir işi değerli kılan şeydir. O yüzden maalesef yani bunlara katlanmak zorundayız. Ama sonucu çok çok güzel. Yani bir işi sonuçlandırdığınızda, bir projeyi sonuçlandırdığınızda, bir iş elinizin önüne geldiğinde ben kitaplarımla yani baktığım zaman nasıl yaptım bunu, ne şekilde yaptım ama büyük bir gurur. Yani baktığım zaman, harcadığım zamanın, çünkü bir kitap yazmak hani kolay bir şey değil. Saatler, yani ben bir paragraf için bile 2-3 saat harcadığımı hatırlıyorum. Sonra bir daha bozuyorum, bir daha yazıyorum. Çok çok büyük bir zaman alan bir şey. Son romanı da 5 yılımı aldı. O da çok içine detaylara girdiğim için. Ama çıktı yani. Sonuçta güzel bir eser çıktı. İnşallah yani şu pandemi döneminden sonra da yayınlama imkanım olacak. Tekrar bir arada olma imkanımız olacak. Diğer bir konu da tabii ki çok hızlıyız. Yani zaman çok hızlı. Çağ çok hızlı. Yani geri kalmamamız gerektiğini düşünüyoruz ama bunu biraz yavaşlatmamız gerekiyor. Yani yavaşlarsanız ölmezsiniz. Yani kimse sizi dışlamaz. Kolluk kuvvetleri peşinize düşmez. Neden yavaşladınız diye sormaz. Bu tamamen sizin kendi alışkanlıklarınız. Yani bunu sorguladığınız zaman ve bunu hayatınıza koyduğunuz zaman size kimse kapınıza dayanmayacak. Sen yavaşladın, radara takıldın diye bir şey. Hatta yavaşlamak biraz ruha da iyi gelen bir şey. Aksaklıkları görürsünüz. Çünkü hızlı gittiğiniz zaman, hani birçok şeyi hızlı bir görüntüyle gördüğünüz zaman hiçbir şey fark etmiyorsunuz. Ne ilişkilerinizdeki sorunu fark ediyorsunuz, ne iş yerinizdeki sorunları fark ediyorsunuz, ne de kendinizle ilgili sorunları fark ediyorsunuz. Çünkü düşünceleriniz çok hızlı. Çok hızlı şekilde geçtiği için de ayrıntıları göremiyorsunuz. O yüzden yavaşlamak, durgunlaşmak, hatta durmak, etrafınıza bakmak size çok başka öngörüler sağlayacak ve size büyük büyük zamanlar kazandıracak. Yani bu maddeyi de özellikle atlamamanızı rica ediyorum. Çok faydası var. Ben kendime denediğim için biliyorum. Çok hızlı düşünen, çok hızlı davranan bir insanım ama bazen yavaşladığım zaman kendimi yakalayabiliyorum. Çünkü yani yazarlık başka bir şey. Yani yazarlık farklı dünyalara girmek bir şey. Tabii bu dengeyi bozan bir şeydi. Yani ben içine girdiğim zaman dört dörtlük çıkmıyorum. Bazen moralsiz oluyorum. Bazen dile getirdiğim şeyler moralimi bozuyor, yazı konuları, dengem bozulabiliyor. Yani mükemmel bir şekilde her zaman mutlu, her zaman sevinçli, her zaman pozitif olmama imkan yok. Ama durduğum zaman görüyorum ve kendimi toparlama, kendimi tamir etme alanları yaratıyorum. Yani bu alanları yaratmazsam, hani benim ruhum da gider ve hiçbir şekilde verimli bir şey yapamam. Bunu tamir etmeyi de yani hepimiz için geçerli. Yavaşlamak, kendimizi tamir etme alanlarımızdır. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Diğer bir madde mükemmeliyetçilikten vazgeçmek. Yani her şeyi çok mükemmel yapmaya çalışıyoruz. Dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz. Hepimiz dört dörtlük olmalıyız. Harika görünmeliyiz. Şahane işlerimiz olmalı. Yaptığımız işlerde de kusursuz olmalıyız. Yani o kadar buna odaklanıyoruz ki o işe çoğunlukla başlayamıyoruz. Yani başına oturup o işe başlamamak için türlü türlü nedenler buluyoruz. Ve en çok erteleme nedenlerimizden biri bu. Ya yapamazsam, ya başaramazsam. Ben her yazımda ve her konuşmamda bunu hissediyorum. Herhalde diyorum bu son yazım, herhalde bu son konuşmam. Bir daha aynısını asla yapamayacağım. Yani her zaman böyle bir korku geliyor. Ama başına oturduğum zaman yani onun bende kalan, bende saklı bir hazine olduğunu fark ediyorum. Yani yeter ki ben ona ulaşayım, yeter ki ona fırsat tanıyayım. Ve yeter ki ben ona kapılar açayım. Yani açtığım zaman bana sonsuz imkanlarını, olanaklarını sağlayan bir alan. Yani o yüzden fazla mükemmeliyetçi olmayın. Hiç kimse sizin takıldığınız, kendinize eksiklik gördüğünüz şeyleri inan ki fark etmiyor. Yani bunu tek gören biziz. Biz gördüğümüz için huzursuz oluyoruz ve biz gördüğümüz için görünür kılıyoruz. Yani aslında başka biri bunu fark etmeyecek ama siz o kadar buna takılıyorsunuz ki sürekli bunu gündeme getiriyorsunuz. Yani çok güzel olmak zorunda değiliz, çok mükemmel, son moda giymek zorunda değiliz, kapımızın önünde son model arabalar olmak zorunda değil. Ne kadar az eşya, ne kadar az insan prensibini her zaman belirlememiz gerekiyor. Bunlar da bizim zamanlarımızı çalan şeyler. Yani mükemmel olmaktan vazgeçin. Çünkü mükemmel diye bir şey yok. Yani hiçbir zaman da olmaz. Ne yaparsanız yapın asla mükemmel olamayacağız. Bu da bizi insan yapan bir şey. Daha yakın kılan bir şey. Yani başka insanların bize yakınlaşmasını sağlayan bir şey. Yani sürekli kusursuz, mükemmel göründüğünüz zaman başka insanlarla iletişimi de kesiyorsunuz. Yani bu iletişim kesilmesi de sizi yalnızlığa itiyor. Yani mükemmellik bir şekilde yalnızlığa mahkum olmak demektir. Rahat olun. Yani rahat olmaktan da hiçbir şey kaybetmezsiniz. Tam tersi kendinizi bulursunuz. Diğer bir konu da yaşamanıza sınırlar koyun. Yani yaşamanıza sınırlar koymazsanız, yani insanlar olur, bu bir madde olur, eşya olur. Her alanınızı, her dakika birilerine açarsanız, yani sürekli bir vaktinizi harcamak zorunda kalırsınız. Ve bu da
Çok sıcak bu arada, kusura bakmayın, tekrar terliyorum da bilmiyorum siz de fark ediyorsunuzdur. Yine bir çayım alayım müsaadenizle. Yani hayatınızı işgal edecek şeyleri lütfen önden çıkarın. Onlara ne zaman vakit ayıracağınızı belirleyin. Karşınızdaki insana da bunu söyleyin. Yani her dakika çat kapı gelen, her dakika sizi arayan insanlara da bu kararınızı bildirin. Yani bu çok yakınlarınız olabilir, aileniz olabilir, eşiniz olabilir, dostunuz olabilir. Ama sınırlarınızı ihlal ettirdiğiniz zaman kendinizi de kaybedersiniz. Yani amaçlarınızı da kaybedersiniz. Bu büyük bir ayıp değil. Karşı tarafı da rencide etmek de değil, sadece sınırlarınız var. Bunu bildirmek de her insan kendini bu şekilde ayarlar. Zamanla da buna saygı duyar. Diğer bir konu, bir hedefe ulaştıktan sonra yeni bir hedef belirleyip at koşturur gibi gitmeyin. O çıkardığınız eserin tadını çıkarın. Yani bakın ve övünün. Ben bunu başardım deyin. Bunu yapan sizsiniz ve bununla gururlanın. Yani bu sizin yeterlilik duygularınızı da arttıracak ve sonraki başlayacağınız işe de yardımcı olacak. Yani o yüzden lütfen tadını çıkarın ve yeni yeni hedefler koyup skor peşinde koşmayın. Yani o başarı orada sizi bekliyor zaten. Onu siz yapacaksınız zaten. Yani o oradan kaçmayacak. O yüzden tadını çıkarın, çekilin kahveniz için. Yani bir iki gün kendinizi rahat bırakın. Yani hiçbir şey elinizi sürmeyin. Ve sonraki projenize başladığınızda da inanın bunun çok çok faydası olacak. Ve her zaman en zordan başlayın. Yani biz zoru hep erteliyoruz, hep sona atıyoruz ama o zor orada durdukça kafanızı meşgul edecek. Ve kafanızı meşgul ettikçe de sizin harekete geçmenizi engelleyecek. O yüzden zoru yapın, bitirin, sonra diğerleri kolaylıkla gelir. Yani ben iş hayatımda bunu çok en başta yaptığım şeydir, zordur. Çünkü o benim kafamı meşgul ettikçe biliyorum. Yani sonrakinin aklına gelmiyor, öbürüne de odaklanamıyorum. Yani iş hayatı da böyle, yani ev hayatında da böyle aynı şekilde. Yani ev hayatında da sorumlu gereken şeyler varsa da ve sağdan soldan da yardım alıyorum. Yani ev halkından yardım alıyorum. Ben her işi üstlenmiyorum. Yani yemek işini, alışveriş işini üstlenmiyorum. Aile fertlerinden de yardım istiyorum. Onlar da seve seve buna eşlik ediyorlar. Yapmasalar da ben hiçbir şeye dokunmuyorum. Yani ev hanımıyım, kadınım diye her şeyi ben yapmak zorunda değilim. Çalışan bir insanım. Yani herkesin de buna saygı duyması gerekiyor ama bu saygıyı da duyduracak olan sizsiniz. Yani bu kuralı, bu yardım istemezseniz inanın hiç kimse gözünüzün yaşına bakmayacak. Yani bu çocuk da olabilir, eş de olabilir. Siz ne kadar üstlenirseniz o kadar gelirler. Ama siz ne kadar vermek de gönüllü olursanız ve onları da bu işin içine katarsanız onlar da her zaman size yardımcı olacak. Tabii başlarda çok kolay olmayacak. Herkes bir bahane uyduracak ama baktılar ki sistem yürümüyor. Biraz cadılaşmanız gerekiyor. Yani cadı olmazsanız olmuyor. Sistem yürümeyince de tabii işin içine dahil oluyorlar. Ben bunu çok denedim, faydasını da gördüm. Asla bir hanımefendiyi oynamamak gerekiyor. Bunu da bir sır olarak sizinle paylaşayım. Önem sırasına göre dizmeniz gerekiyor bazı şeyler. Yani önem sırasını dizdiğiniz zaman işi daha iyi, kolay yapmanız gerekir. Ben şey yapıyorum mesela, daha görünür kuruyorum. Şöyle bir defterim var. Ben süslü defterler kullanmayı çok severim. Çünkü hayal dünyamı geliştirir. Yani şuradaki bisikleti, çiçeği gördüğüm zaman o iş yapma isteğim daha da artar. İşi, yani içerisine notlar alıyorum. Yani şu an herhangi bir şeyim yok. Böyle üçe bölüyorum defteri. Yani çocukluktan gelme bir günlük tutma alışkanlığım da var. Yani bunu iş hayatımda da kullanıyorum, ev hayatımda da kullanıyorum, yazı hayatımda da kullanıyorum. Bölüm bölüm notlar alıyorum. Ve buradaki manzara, bu çiçek, bu bisiklet bana her zaman moral veriyor. Yani sizin de böyle bir şey yapmanız işi daha da kolaylaştıracaktır. Gereğinden fazla çok şeye sahip olmayın, çok eşyaya sahip olmayın, çok fazla kıyafete sahip olmayın. Her sabah gidip cebelleşmeyin. Ben bugün ne giyeceğim, ne yapacağım, bununla ilişkin cebelleşmeyin. Ve diğer bir konuda beklentiyi asla yüksek tutmayın. Ne kendinizden ne etrafınızdan. Her zaman makul düzeyde. Zaten kendi enerjinizi buna indirdiğiniz zaman her şeyin rengi değişecek, şekli değişecek. Ve siz her şeye daha çok vakit buluyor olacaksınız. Siz mükemmel değilsiniz. Karşınızdaki de mükemmel değil. Yani hepimiz insanız. Yani eninde sonunda hata yaparız. Yani hatalarımız için ne kendinizi yerden yere vurun, ne karşı tarafı suçlayın. Bununla ilişkin enerjinizi asla harcamayın. Ve bunlar bizim çok vaktimizi alan şeyler. Yani enerji çok önemli. Yani onu kendinize tutmanız, daha verimli şeylerde kullanmanız için enerjinizi muhafaza etmeniz. Yani kendi kendinizi bu anlamda korumanız gerekiyor. Yine 20 dakikayı zaman yönetimi de çok manidar oldu ama ben yine vakti doldurdum şu an. Tamam, zamanında da yetiştirdim. Yani istediğim şeyleri de konuştum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Ben haftaya da Antonio de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens'i konuşma konusu yapacağım. Yani okursanız, dinlerseniz yani daha kolay olur anlatmam. Gerçekten muhteşem bir kitap. Lütfen bunu okumadan gelmeyin veya vaktinizi ayırın. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize de çok güzel davranın. Hoşçakalın.